bir şeyler de yapamadık. Askerdeydik bir dönem. Geldik, toparladık, ettik ancak. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yepyeni bir heyecan. Bugün boş durmayalım, YouTube'a video çıkaralım. Adlı videomuz şu arkamda görmüş olduğunuz CBF 150 ile bir ufak vlog yapacağız. Arka kameraya geçelim. CBF 150 orijinal motorumuz. Uzun zamandır bizdeydi. Hala bizde. Oğlum kullanıyor genelde. Size ufak şöyle bir 10-15 dakikalık bir vlog çıkaralım. Dişçiye falan gideceğim. Oradan giderken dönüşte böyle bir vlog alalım. Şu kask apartını göstereyim size. İsteyen olursa linkini de koyabiliriz bunu bir sonraki videoda ya da bu videoya. Güzel. Bakalım böyle bir vlog çıkaralım. Gezelim biraz. Moto vloglarına birazcık ağırlık vereceğim gibi. Şahinimiz nerede? Şahinimiz burada. Şahinimiz yakın zamanda ayaklanacak, şahlanacak. Ön tamponu değiştireceğiz. Motorda işlemlerimiz var. Ondan sonra Şahin'e de videolarımız gelecek. Kenan'ın motoruyla da bir video yapacağız. CG ile. Yakın zamanda bir sonraki videomuz bu olabilir. Şu an bende duruyor. Bakalım, iyi seyirler diliyorum şimdiden. Yani CBF'de daha fazla video gelsin mi? Onu yazın yorumlara. Başka böyle 2-3 motor video çıkartabiliriz bir şeyler yaparız. Ama bugün tekiz. Bakalım. İyi seyirler diliyorum. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok özledim. Güzel videolar, güzel içerikler gelecek. Sadece beklemede kalmanız lazım. Her şey zaman. Bakalım. O zaman videomuza geçelim. Kas deneme. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. CBF 150'mize binelim. Ne oldu lan? Nasıl attı, gördünüz mü? Umarım güzel kayıt alıyoruzdur. Şu an deneme açısındayım. Motorun arka lastiğinde bir sorun var arkadaşlar.
Buna mütafiken virajlara ya da dönüşlere hiç giremiyorum. Hava birazcık rüzgarlı, sizin etkili yani olabilir. Yemek sepeti yapalım. Bir ile 2'nin arası boş. O yüzden arada boşa geçiyor. Kamera açımız güzelmiş. Orada polisler var, polis. CBF motovlog. Ah video stop etme sen böyle kafana göre birader falan. Ne güzel oldu bu ya. Sierra. Direkt sağa bakalım ya. Gölgeden kalkan. Anladım. Bu
Evet arkadaşlar, beni uzun zamandır yani doğru bir video çekemedik. Bir şeyler de yapamadık. Askerdeydik bir dönem. Geldik. Toparladık ettik anca. Şahin bizi bekliyor. Onunla da videolarımız gelecek. Yavaş yavaş bir yerlerden başlamaya, içerik çıkarmaya başladım size. Bir yerden tutmak lazım yani. Yorumlarınızı okuyorum, yanıtlıyorum hepsini teker teker. O yüzden sormak istediğiniz sorular, gelişmeler var. Yorum kısmına yazın. Yanıtlayayım. Başka? CBF hakkında konuşalım birazdan. Güzel, rahat, konforlu ama gitmeyen bir motor. Gitmiyor ya, ne oluyor? Gitmiyor. Yani 150'lik CG falan ayrı ayrı sakatlar. 125'lik bile sakatlar yani. Yüzlükle de kafa kafaya gider böyle. Çünkü ağır. Ağriyetten. Konfor ön planda yani. Titreşim yok mesela şu ayak bölgemde. CG'de tabi bu 60 km hızdan sonra başlıyor. Arada böyle ufak tefek fren testlerimiz de mevcut videomuzda. CBF'in frenlerini gördünüz, güzeldi. Ama gerek yok. Biraz dolanalım buralarda böyle. Ray, vale paretico. Ra 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 ra. Ma 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 ma. Loy 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 loy. Vay, hari hari hari. CBF'imiz güzel. Yaklaşık 4-5 yıldan fazladır bizde. Babamda yani. Aşağıya 4 yukarı. Yani ben mesela şimdi böyle ayağımı gösterebilir miyim gösteren? Abi bak şimdi. Hop, stresin sen düşüyorum. Bunu devresiz yapmak mantıklı değil. Ben videoda göstermek amaçlıyım. Bu motorun eski kasalarında da devir saat yerine vites göstergeli olanları var. Bu ama üst versiyonu mu öyle bir şey gibi bir şey hatırlıyorum. Tam emin değilim.
alt kasalarında düşük modellerin F-test gösteriyor. Kaçın F-testi olduğunu. Üst kasalarında da işte böyle şey. Tam zıt diye. Dayı yavaş be kurban. Dayı kurban. Biraz da yolun ortadı valla. Birazcık da CG mi yüksek? Birazcık da CG mi?